Bein Sports ekranına hoş geldiniz. Özel röportaj köşemizin konuğu Anadolu Efes'in yeni transferi Egemen Güven, Sinan Erdem spor salonunda idman sonrasında hemen bir araya geldik. Vakit ayırdığın için çok teşekkürler Egemen. Teşekkür ederim. Yeni takımınla beraber idmanlar nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Şu anda alışmaya çalışıyorum. Neredeyse bir hafta olacak. Yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum tabii. İlk defa kariyerimde ligin ikinci yarısında başka bir takıma geçiyorum. Bu da bir değişik tabii. Hani sene başı geçmekle bu farklıymış. O yüzden şu anda adapte olmaya çalışıyorum. Herkes de bana çok yardımcı oluyor. Kendimi çok daha rahat hissediyorum. Şimdi tabii Anadolu Efes'in bu sezon geçtiğimiz yılki şampiyonluktan sonra atmosferini sormak istiyorum. Hı. İdman salonuna gidiyorsun, koskocaman bir bayrak var. 2020-2021 evet. Şampiyonu. Sinan Erdem'e geliyorsun, burada da yine flama var. Nasıl hissediyorsun böyle bir kulüpte, böyle i̇nanılmaz, bir dönemde yer almaktan? İnanılmaz bir şey. Sonuçta son Euroleague şampiyonu sizi istiyor ve birden takımda oluyorsunuz. İşte tesislere gitmek, Sinan Erdem'de bulunmak. Gerçekten inanılmaz bir şey. Çünkü Anadolu Efes'in büyüklüğünü anlatsam hani gerek yok, çünkü herkes biliyor ne kadar büyük bir kulüp. O yüzden çok mutluyum böyle büyük bir kulüp, böyle büyük bir organizasyon içinde bulunduğum için. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Şimdi soyunma odasında sormak istiyorum. Şampiyon ekip uzun zamandır bir arada. Hı hı. Bu sene 2-3 oyuncu dahil oldu oraya. Hı hı. Nasıl hissediyorsun? Gerçekten soyunma odasındaki biraz atmosferi, daha önceki takım arkadaşlarının daha önceki atmosferlerle beraber, hı hı, açıklayabilirsen. Çünkü her sene kurulan takımlardan farklı bir atmosfer olduğu kesin. Evet, kesin. Ya şöyle, senelerdir birlikte oynayan bir grup. Hani artık o kadar çok böyle iyi anlaşıyorlar ki, böyle hani oradaki muhabbetler, sohbetler falan, hepsi birbirini çok iyi tanıyor artık, kendi aralarında şakalar falan. Biraz daha yeni yeni onlara alışmaya çalışıyorum. Geçen hafta halter yapıyordum. Boba şey dedi, hani biraz konuş falan dedi bana. Ben de ne söyleyebilirim ki dedim, hani adapte olmaya çalışıyorum. Biraz hani muhabbeti dinleyeyim, ne konuşuyor, nedir ne değildir falan. Yanlış bir şey yapmayayım falan. Tamamen şu anda adaptasyonla geçiyor ama burada bulunduğum için çok mutluyum tabii ki de. Şimdi uzaktan böyle takip ettiğin oyuncular, karşılarında sahada, hmm, oynadığın oyuncular soyunma odasında ne kadar farklılar bilmiyorum. Rodrik Boba mesela sahada daha sessiz görünen, evet, bir isim, evet, ama. Evet, mesela aynen onu izlerken de sahada çok böyle cool, sessiz ama bir o kadar dışarıda şeyde çok neşeli, şakalaşan, böyle müthiş biri. Kendimi burada mesela çok enteresandır, Beşiktaş maçında kendimi böyle sanki yıllardır takımın içinde gibi hissettim. O sahaya çıktığımda sanki yıllardır bu sistemin içindeyim, sanki oyuncularla böyle 5-6 senedir birlikte oynuyoruz gibi hissettim. Bu çok enteresandı mesela benim için, bunu söylemek istedim. Zaman geçtikçe, daha da alışınca daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi sen bahsettin madem, Beşiktaş maçıyla da devam edelim. Hı. İlk karşılaşmanda iyi bir katkı verdin. Senin için de gerçekten özeldir herhalde böyle ya, oynayabilmek. Burada da belirli bir durum var ki uzun rotasyonunda Anadolu Efes'in bir desteğe ihtiyacı var. Sen kendin için burada nasıl bir fırsat görüyorsun? Kariyerin için Anadolu Efes transferi nasıl bir fırsat olabilir? Ya, gerçekten müthiş bir fırsat, çünkü Anadolu Efes'e gelmişsiniz ve burada çok özel oyuncular, çok özel bir staff var. Sonuna kadar sizi destekleyen, yardımcı olan Ergin abi sağ olsun çok yardımcı oluyor. Ondan sonra müthiş bir oyuncu kalite topluluğu var. Bu bir kere heyecan verici. Yani başlı başına her şey heyecan verici. O yüzden çok mutluyum yani burada bulunduğum için. Uzun yıllar Efes'in bir parçası olmak isterim tabii ki de. Şimdi Basketbol Süper Ligi'nde direkt rotasyonda yerin hazır. Ama Euroleague bambaşka bir lig tabii ki. Şimdi Petrushev'in de son karşılaşmada 8 saniye oynadığını, ondan önceki maçlarda da çok o rotasyona giremediğini görüyoruz. Sen Euroleague için nasıl bir hedef koyuyorsun bu sezon önüne? Orada o şansı bulmak için neler yapman lazım? Tabii ki de şansı bulmam için çok çalışmam lazım. Biraz klişe gibi gelecek ama gerçekten çok çalışmam lazım. Şans bulsam da bulmasam da, kadroya girsem de girmesem de, benim her zaman kafaca her an sahaya girebilir, katkı verebilir bir oyuncu, egemen yaratmam lazım kendime. Bunun için de idmanlardan önce gelip çalışıyorum, ondan sonra idmandan sonra kalıyorum, çalışıyorum. Yani her zaman hazır olmam lazım. Asla ben oynadım, oynamadım, hani kadroya girdim, girmedim. Sonuçta Efes'in bir parçasıyım, buraya gelmişim. Burası başlı başına benim için bir şans, bir mutluluk.
O yüzden çok iyi çalışıp antrenörümü dinleyip ondan sonra sistemin içinde de kendi rolümü bulmak istiyorum tabii. Peki şimdi kadroda Bryant Dunston ve Tavor Plyce gibi uzunlar var. 5'e 5'te oynarken eminim seni zorlayan isimlerdir. Onlardan neler? Mesela Tavor Plyce alan açan, inanılmaz şutu olabilen bir uzun. Bryant Dunston zaten Avrupa'nın en iyi savunmacılarından biri olarak kariyeri boyunca anılıyor. Onlardan neler öğrenebilirsin? Mesela Euroleague açısından ben daha çok savunma tarafını sormak istiyorum. Gerçekten Euroleague bu anlamda çok farklı bir lig olacak senin için. Buraya ne kadar hazır hissediyorsun savunma tarafından? Onlardan öğreneceğim bir kere çok şey var. Sonuçta yıllardır bu Euroleague'in içindeler. Ligi söylemiyorum zaten. Euroleague'den bahsettiğim için Euroleague'in içindeler yıllardır ve onlardan öğreneceğim o kadar çok şey var ki o yüzden de çok heyecanlıyım. Mesela ben daha Efes'e imzaladım. Ondan sonra buraya gelirken o kadar çok şey öğreneceğim ki onlardan. İşte pick and pop'u, pick and roll'ü, oradaki savunmayı, nerede duracağımı. Ergin abi de idmanlarda çok yardımcı oluyor zaten. Hani şuraya gideceksin, buraya yapacaksın falan filan. Onun dışında guardlar da çok şey öğretiyor mesela savunmada. Bunu burada durursan işte bunu daha iyi yaparsın. Adam mesela hani sol omzundan dönüyor, oradan dur ama şunu şöyle. Çok detay da var aslında. Tabii ki de hani dediğim gibi Tibor ve Bryant'tan çok şeyler öğreneceğim ama onun yanında da kısalardan da çok şey öğreneceğim. Bunu da biliyorum. Bu bir hafta içinde de tabii ki de çok şey öğrendim diyemem. Çok kısa bir süre oldu ama elimden geldiğince onlardan alabildiğim kadar her şeyi alıp sahada da onu yansıtmak istiyorum. Şimdi sen de bahsettin. Kısalarla ilişkini soracağım. Evet bir hafta çok bir şey değil ama Beşiktaş maçında da var mesela pick and roll'u Kronos Astimo'nun oynadığın bir pozisyon. Gerçekten çok kaliteli kısalara sahip bir Anadolu Efes kadrosu var. Kim burada şu ana kadar sana idmanda daha çok vokal liderlik yapıyor diyeyim. Biliyorum ki Vasile Mistic aslında çok konuşan, çok saha içerisinde oyuncuları yönlendiren yani biri ama. Şöyle söylemek istiyorum. Hani o kadar kaliteli oyuncu var ki bir Vasa'dan geliyor, bir Rodi geliyor. Bir işte Kuruno'dan geliyor. Yani herkes Buğra'ndan hani herkesten bir şeyler geliyor. Hani özellikle şu işte özellikle mesela sallıyorum Vasa atıyor şöyle bir şey diyemem. Çünkü bir de öyle bir şey var ki mesela idmanda da o gün işte Beşiktaş maçında da nerede ne doğruysa o top oraya gidiyor. Ben rol ettim, boştum. Kuruno verdi. Ondan sonra ben rol ettim, boş değildim. Boboa boştu mesela. Oraya gitti top. Hani o kadar özel parçalar, özel oyuncular var ki o yüzden hani top nereye gitse nasıl söylesem o oluyor. O yüzden hani özellikle şey biri yok hani o veriyor bu vermiyor bilmem ne yok yani ne doğruysa o sizi buluyor zaten. Şimdi senin oyununda neler gelişmeli, neler en önemli silahların floaterlarını aslında Jan Veseli floaterları gibi çok ciddi bir seviyeye çektin. Yani oyununda en özgüvenli hissettiğin şeyden bahsedersen ne dersin? Oyununda hücum konusunda floaterıma çok güveniyorum. Orta mesafe şutlarıma da çok güveniyorum. Özellikle bu 2 yıl içerisinde geliştirdiğimi de düşünüyorum. 2 yılda da üçlüklerimi de çalışıyorum. Bu sene başında çok fırsatım olmadı aslında kullanmaya ama şimdi yavaş yavaş kullanmak da istiyorum. Çünkü bu sistem bazı setlerde uzunun pick and pop'u 3 atmaya da yönelik bir sistem olduğu için üçlük atmak da istiyorum. Kendime güveniyorum bu konuda ve çok da çalışıyorum bu konuda açıkçası ve çalışmaya da devam edeceğim. Özellikle ama savunma kısmında Euroleague'den bahsedeceksek kesinlikle savunmamı geliştirmem lazım. Ve daha sağlam durmam lazım ki Euroleague'de. Yani Euroleague'de ben süre alabileceksem hücumla değil başta savunmayla süre alabileceğim. Bunun farkındayım. O yüzden o şans geldiğinde de iyi savunma yapmam gerektiğini biliyorum. İyi savunma yapıp sonra gerisini getirmek istiyorum. Üçlük atışlarına geri döneceğim ama bu floaterlara dönelim. Sağ elle tabii ki bitiricisin ama senin sol elle de denemelerin var. Buna ne kadar çalışıyorsun? Senin için şöyle bir şey vardı. Altyapı milli takımlarında Nihat abi şey demişti. Hep ben sol omzumdan dönüp sağla atıyordum ama hiç sağ omzumdan dönüp solla atmıyordum. Bana sürekli diyordu ki Egemen bak hani artık herkes analiz ya. O zaman tabii A takım falan çıkmıyorum. Herkes işte ileride A takımda analiz yapacak. Hani ne yapacak ne diyecekler. Egemen sol omzunu dönüyor sağ elle atıyor. Onun sol omzunu kapat tamam bitti. Ben de işte küçüğüm daha doğru söylüyor bilmem ne falan yapıp idmanlardan önce gidiyordum. Sürekli sağ omzumu dönüp sol. Öyle bir atıyordum ki bir atıyordum potanın arkasına gidiyor. Bir sola gidiyor bir bilmem neye gidiyor derken.
inat ettim. Sürekli artık şeyi bıraktım böyle. Sol omzumdan dönüp böyle sağ elle atmayı bıraktım da sürekli sağ omzumdan dönüp solla atmaya başladım. Ondan sonra ata ata bir kaçtı. Oraya gitti, buraya gitti derken yavaş yavaş baktım çemberi bulmaya başladı ama daha girmiyor. Bir çemberi vuruyorum, bir şey oluyor falan filan derken inat ettim. Üstüne gittim. Sonra solla da baktım atabiliyorum. Ondan sonra oyunuma bunu da ekledim ilerleyen yıllarca. Hı hı. İki elimi de kullanabiliyorum yani şu anda. Önemli bir silah evet. Gerçekten. Tamam, üçlük atışlara dönelim öyleyse. Şimdi sen de söyledin Anadolu Efes sisteminde uzunların da dışarıya açılıp şut atması gerçekten çok önemli. Sen aslında Afyon sezonunda üçlükleri deniyordun. Evet. Baktım 24'te 8 sezon içerisinde. Bu sene Bursa Spor'da sadece bir şut denemen olmuş ligde. Da orta sahadan telekom maçında sallamıştım hatırlıyorum. Euro Lig'de, pardon, Euro Cup'ta denemen yok. Evet. Ligde o şekilde bir denemen gibi, olmuş. Bursa'daki sistemimizde çok 5 numaranın çıkıp pop edip üçlük yoktu. Bunu tabii ki de bir şey demiyorum, saygı duyuyorum sisteme. Evet. O sistemin içinde böyle bir şey yoktu. O yüzden çok bir denemem olmadı ama orada da çalışıyordum. Peki Koç Ergin Ataman'la buraya geldiğinde bununla ilgili özel bir konuşmanız oldu mu? Yani sistem dolayısıyla tabii ki koçun senden beklentilerinden biri ve daha önceki sezonda bunu yapabildiğini gösterdiğin için böyle bir konuşma geçti mi? Aslında sene başında da Efes istemişti. Sonra ben Bursa'yla anlaşmıştım. Öyle bir karışık bir dönem olmuştu. Orada Ergin abiyle konuşmuştuk ama sistemden açıkçası bahsetmedik. Hani orada bir küçük, ufak bir konuşmamız oldu. Zaten açıkça söyleyeyim, sistemi konuşulacak, hani konuşacak bir şey yok aslında. Sistem belli. Dışarıdan herkes görüyor. Çok net bir sistem var. Demiştim cümle konuşmanın başında. Beşiktaş maçında sanki yıllardır bu sistemin içindeymişim gibi. Girdim oyunu ve sistemin içinde kendimi çok rahat hissettim. Kesinlikle belli de oldu ilk karşılaşmadan henüz. Peki Sinan Erdem spor salonuna girince nasıl hissettin? Ben az önce buraya ilk geldiğimde koridordan gelirken bir sol tarafıma baktım. Galatasaray soyunma odasından Efes soyunma odasına gelirken uzun bir koridor var. Orada 3 tane peş peşe kocaman evet. Billboard var. 2012, 2013, 2014 şampiyonluklarınız yıldız ve genç takımlarda ve hepsinde sen de orada o kupayı kaldıran oyunculardan bir tanesisin. O koridordan yürümek buraya gelmek oyuncu olarak? Şöyle, bana arkadaşlarım mesela deplasmana gelirken ya da Efes'te Galatasaray'da oynayan arkadaşlarım bana böyle küçüklük halim tabii böyle fotoğrafımı çekiyordu, gülüyorlardı, atıyorlardı. Ben de buraya deplasmana gelince dur bakayım neymiş bu fotoğraflar falan diye gidip bakıyordum aslında. Önceden gördüm ama şimdi her gün senelerde mi gidip gelip de o fotoğrafların yanından geçmek, soyunma odasına gidene kadar sağlı sollu resimlerimiz var. Anılarım depreşiyor tabii ki de, müthiş anılardı. Müthiş bir duygu tabii o da. Daha önceden de görmüştüm ama o resimleri. Tabii bambaşka yıllar, onlardan da biraz bahsedelim. Jenerasyon olarak 95-96 jenerasyonu bizim için altyapılarda çok fazla başarıya ulaştığımız bir jenerasyon. Temsili olan oyuncuların birçok farklı yola giden kariyerleri de var. Nasıl hissediyorsun o grubun bir parçası olmaktan? Nasıl bahsedersin o kupaların başlangıcından? Şöyle, biz gerçekten müthiş bir jenerasyonuz. Hani şu anda üst seviyelerde NBA'de oynayan oyuncularımız var. EuroLeague'de var, EuroCup'da var, Türkiye Ligi'nde var. Gerçekten çok değerli bir jenerasyonuz ve o zamanlar gerçekten müthiş işler başardık. Kendi jenerasyonumuzda madalyasız bir turnuva geçirmedik. Burada staff'a da ayrı bir parantez açayım. Ömer Urat'a önderliğinde müthiş bir staff'ımız vardı. Çok eğleniyorduk, çok zorlu kamplar oluyordu. Eğlenceden çok zorlanıyorduk ama tabii ki de. O Bolu kampları olsun, ondan sonra hazırlık maçları, interval koşulları falan. Bütün staff'a da buradan selam olsun orada. Çok zorlu zamanlar geçti. Ama zorlu 2-3 aylık periyodun da her zaman ödülünü aldık orada. Madalyayla taşlandırdık. O yüzden çok, şimdi geriye dönüp baktığımızda da çok gururlu ve mutluyuz tabii başarılardan dolayı. O peş peşe gelen başarıların zirvesi senin için 2014'teki şampiyona MVP seçildiğin altın madalyaya ulaşırken evet. Ve 2014 Türkiye'de olması özellikle. Konya'da MVP'lik oynanan turnuva. Bir yana önemli olan burada takımın başarısı tabii ki de. En önemlisi tabii ki de MVP'lik de müthiş bir gurur, müthiş bir zevk benim için ama önemli olan Türkiye'de halkımızın önünde Avrupa Şampiyonası Kupası'nı alıp
bayrağımızı kürsüye en tepesine çıkartıp İstiklal Marşı'nı okumaktı. Sizin için rutin olan bir şey ama bizim o sezonun evet. farkı senin için 2014-2015 sezonu kulüp tarafında da gerçekten. Altyapısından yetiştiğin Karşıyaka'da yıllar sonra, 30 yıl sonra gelen şampiyonluk evet. ve şehirde mükemmel bir atmosfer evet. vardı. A takıma çıktığın yerde böyle bir şey yaşamak, bunun tecrübesini de biraz hatırlarsak neler anlatırsın? Tabii ki de müthiş bir şey sonuçta. Altyapısına yetiştiğiniz bu kulüpte yanlış hatırlamıyorsam 28 yıl sonra bir şampiyonluk geliyor. Ve o şampiyonluktan sonra asıl kutlamalar, tamam çok zor oldu, onları zaten biliyoruz ama o kutlamalar, o Karşıyaka çarşıda otobüste geçmemiz, üstü evet. açık otobüs, yani bütün sahili 7-8 saatte falan geçebildik zaten. O kadar kalabalıktı ki yani. Ben de o otobüsteydim sizinle birlikte ama senin için özelliği bambaşka. Sen o takımın en genç oyuncususun. Evet. Zaten İzmirlisin. Aynen. O yüzden yani doğduğun, büyüdüğün yerde böyle bir coşkuyu yaşamak çok evet, başka evet. sanırım. Çok özel bir duygu. Özellikle altyapısından yetişmiş bir oyuncunun o yaşta en genç olup da şampiyonluk yaşaması ayrı bir duygu. Çok özel duygular yaşadım tabii o zaman. O takımdan nasıl bahsedersin? Ben de sizin İzmir'deki bütün maçlarını neredeyse muhabirliğini yapmıştım. Hı hı. O atmosferi gerçekten İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk spor salonunda hı hı. yani çok başka bir şekilde yaratıyordu taraftar. Evet evet, çok özel dostluklarımız vardı zaten, hani arkadaşlıklarımız mükemmeldi, eğleniyorduk ve şöyle bir şey var, hani şimdi diğer kulüplere göre Karşıyaka 28 yıl aradan sonra biz şampiyonluğu kovalayan bir ekiptik ve onun çeyrek finali ayrı keyifli oluyor. Yarı finali ayrı keyifli oluyor. Final ayrı keyifli oluyor. Yani hepsinin ortamı, hepsinin şeyi başkaydı. Muhabbeti, sohbeti. O zaman yabancılarımız işte Bobby Dixon olsun, John Dibler olsun, işte Kenny, Juan Palacios, ondan sonra DJ Strawberry. Hani inanılmaz bir arkadaşlığımız vardı ve hepsi müthiş insanlar. Hala ara ara konuşuruz yani onlarla da. Yani prime bir Bobby Dixon'la birlikte oynadın. Hı-hı. Bobby o seneden sonra zaten yazın milli takım forması giydi. Yazın, evet. Burada yine milli oyuncumuz Shane Larkin evet. var. Yani tabii milli formayı terleten biri olarak yabancıların devşirme olarak milli takımda oynaması belki değişik gelebilir ama Hı-hı. böyle yıldızlarla oynamak nasıl? Tabii ki de çok özel bir şey. Özellikle şu anda milli takıma gittiğimizde bir devşirme oyuncumuz oluyor. Çok özel bir şey ama şimdi Efes gibi bu kulüpte de bulununca daha da özel oluyor. Her oyuncu çok özel. Türk'ünden yabancısına kadar. Hani bir de ülke ülke oyuncularımız var. Fransızı var, ondan sonra Amerikalısı var, işte Sırp'ı var falan. Çok özel arkadaşlıklar biriktireceğimi düşünüyorum ve onlardan da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Milli takım demişken bu arada tabii ki genç yaşlarında yaşanan başarıların üzerine koymak istiyorsun. A milli takım için hedeflerin neler senin? Hı hı. Çünkü zaten A milli takım rotasyonunda da şu anda Alperen NBA'de çok hı hı. ciddi gelişen, Ömer Faruk Yurtseven de gelişen bir oyuncu. Hı hı. Orada da senin aslında pozisyonunda ciddi bir rekabet oluşmaya evet. başladı aslında. Hı hı. Sen kendin için oradaki durumu nasıl görüyorsun? Şöyle, çok özel bir jenerasyon yakaladık. Hani sadece 96-97 işte 98'den 2000 Alperen kaçlığı oluyordu? 2002 mi 2001 mi, öyle bir şey. Hani gerçekten çok ciddi bir rekabet var orada. Hepimizin her zaman hazır olması lazım. Sonuçta bu milli takım görevi. Sen git, sen kal dedikleri zaman ben niye kadroda değilim, ben niye gidiyorum, ben niye kalıyorum deme lüksümüz yok. Her zaman Orhun abi kimi tercih ediyorsa kadroda, kim olacaksa kadroda o hazır bir şekilde milli formayı terletecektir. Ben de her zaman hazırım. Ne zaman milli takım görevinde bana ihtiyaç olursa ben de her zaman milli forma için, savaşmak için hazırım, buradayım. Bu rekabet aslında oyuncuların kariyeri içinde güzel bir şey. Yani, tabii ki tabii de güzel ki. Bir şey. Rekabet tabii ki de rekabet var ama orada arkadaşlıklarımız da çok iyi. Hepimiz eskiden beri birbirimizi tanıyoruz. Muhabbetimiz, sohbetimiz iyi. Bu aslında rekabet adı altında olan bir mücadele de diyebiliriz ama dediğim gibi hepimizin hazır olması lazım. Hani Allah korusun, spor bu, sakatlığı var, o su var, bu su var. Ne olursa olsun hepimiz milli göreve hazırız. Mesela Ömer Faruk Yurtsever'le ilgili bir yazı vardı, NBA.com'daki bir analizdi. Ömer Faruk'un bileğinin ne kadar yumuşak olduğu ve buna güvendiğin için aslında potaya agresif bir şekilde gitmediğinden bahsediyorlardı. Hı-hı. Sen kendin için de böyle bir şey söyleyebilir misin? Aslında senin o floaterlarından bahsettik ya. O... Söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey var. Mesela bilek, parmak ucu hassasiyetime güvendiğim için bazen smaçları unutuyorum. Böyle bir şey var bende açıkçası.
Bunu aslında smaçları daha çok hatırlamam lazım ama parmak ucu hassasiyetimi güvendiğim için insan güvendiği tarafı seçiyor. Ya o yüzden floaterları falan tercih ediyorum ama tabii ki de oyunumu geliştirmem gereken yerlerde cesaretçe, korkusuzca çembere gidip smaçla bitirebileceğim pozisyonları öyle bitirmek de var tabii. Euroleague'i takip ediyorsun. Euroleague'i daha çok takip ediyorum. Euroleague evet. Sezonunu o zaman biraz sorayım. Euroleague'de mesela kendine örnek aldığın oyuncu ya da işte pozisyonunda fark yaratan bir uzun olarak kimden bahsedersin? Bu sezon gerçekten çok farklı oyuncu özellikleri Euroleague'de mevcut. Şöyle aslında yıllarca Antetomic'i çok örnek aldım, benzettim. Bu senede Eurocup'ta ben mücadele ederken gerçi farklı gruptaydı ama her zaman yıllarca Antetomic'i örnek aldım. Ama mesela NBA'yi çok izlemiyorum diyorum ama özellikle Pau Gasol'ü takip ediyordum. Pau Gasol'ü çok örnek alıyordum çünkü tarzını çok beğeniyorum. Low post oyunları olsun, ondan sonra orta mesafe şut, üçlükleri falan. Kendimi ona yakın görüyorum. O yüzden onu örnek alıyor diyebilirim. Şimdi takım olarak istenilen başlangıç bu sezon yapılamadı. Ama hala daha uzun bir Euroleague sezonu var. Fikstürü de düşününce nasıl hissediyorsun bundan sonra geri kalan dönem Euroleague'de nasıl olur Anadolu Efes için? Gerçekten çok zorlu bir fikstür var. Yani Euroleague'de kolay maç yok. Bunu görebiliyoruz. Ama kesinlikle bu sene de Final Four yapacağımıza ben inanıyorum. Çünkü bu sene gerçekten herkes Efes'i yenmek istiyor. Çünkü herkes son şampiyonu yenmek ister. Bu çok normal. Geçen sene Real Madrid şampiyon olsaydı ya da X bir takım şampiyon olsaydı herkes onu yenmek isteyecekti. Ama geçen sene Efes şampiyon olduğu için bu sene gözle görülür bir Efes'i yenme arzusu var. Değil mi? İnsanlar gerçekten çarpı iki efor koyuyor Efes'i yenmek için. Bu da bizim için hiç kolay bir şey değil. Ama bunun da üstesinden geleceğiz ve kesinlikle Final Four'a önce hedef düşünmek lazım. Ama ben kesinlikle hedefi büyük yere koyup Final Four üstü finalde bir şampiyonluğun daha geleceğini düşünüyorum. Peki Final Four'da sizinle başka kimler olur diyorsun madem bu kadar iyi Euroleague takip ediyorsun? Final Four'da Barcelona, biz, Real Madrid, bir de CSKA'nın olacağını düşünüyorum. Güzel. Real Madrid bu arada güzel transferler, kontrol uzatmalar. Evet, gerçekten hiçbir zaman geri adım atmıyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani çok umarım sağ olun. Bu dönem senin için çok güzel geçer. İnşallah. Sakatlıksız. Bu transferle beraber senin de kariyerinde İnşallah. Farklı bir dönem görürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için. Özel röportajımızın sonuna geldik. Egemen Güven konuğumuzla Anadolu Efes transferinin ardından bir araya gelme şansımız oldu. Ancak burada noktayı koyuyoruz. Hoşçakalın.